Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kısa bir bilgilendirici video çekmeye çalışacağım. Öncelikle videomuzun konusu başlığından da belli olacağı gibi cezamızın iptali ve paramızı geri almamız. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Trafik cezalarını dava açmak ücretsiz ve çok basit. Korkulacak hiçbir şey yok. Öncelikle dava açabilmeniz için, trafik cezalarına karşı dava açabilmeniz için haklıysanız tabii ki de ilk önce cezanızı ödemeniz gerekiyor. Kaç para yazılıyorsa yazılsın. O yazılan cezaya itiraz edebilmek için cezanın ödenmesi gerekiyor. Cezayı ödedikten sonra arkadaşlar, eğer haklı olduğunuza kanaat getiriyorsanız ve bunu da belgeleyebilecek veya emsal teşkil edebilecek davalara sahipseniz, bilgilerine sahipseniz arkadaşlar, adliyeye gidip sulh ceza hakimliğine, bulunduğunuz bölgenin sulh ceza hakimliğine dava açabiliyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Dilekçe doldurdum ben. Şu daktilo yazan abilerden bir dilekçe doldurdum, 20 lira civarına. Normalde dava açmak ücretsiz ama sizin yaptığınız harcamalar hariç tabii ki de. Dava açmak da çok basit bir şey. Dediğim gibi dilekçe, dekon, işte kimlik fotokopisi, ruhsat, ehliyet ruhsat fotokopisi falan filan birkaç evrakla gidiyorsunuz adliyeye, teslim ediyorsunuz. Zaten dilekçede niçin dava açtığınızı, neye karşı olduğunuzu dilekçede belirtiyorsunuz. Altına da işte ekliyorsunuz ki davamın kabulü eğer olursa cezanın iptali ve paramı geri almak istiyorum gibi bir şeyler yazıyorsunuz. Arkadaşlar benim yediğim ceza Exo cezası. Videolardan görmüşsünüzdür. Bir Mitsubishi Lancer kırmızı aracım vardı. Exo'da kırmızı ışıkta, şöyle söyleyeyim, kırmızı ışıkta bekliyordum rölantide. Hiçbir sıkıntım yoktu. Derdim yoktu. Geldi memur bey, bana egzozdan ceza yazdı. Egzozumun orijinal olmasını söylediğim takdirde altına eğilip bakmadı bile. İşte arabada kumanda aradı vesaire, bir şeyler yaptı kendi çapında. Çok fazla da karşı durmadım. Çünkü biliyordum ki haklıyım ve karşı dava açacaktım. Birazcık sürtüşmeler, tabii laf kalabalığı falan oldu. Fazla gerildiğim için de çok muhabbeti uzatmadım. Aracı men ediyorlar. Egzozdan eğer ceza yerseniz trafikten aracı men ediyorlar, çekiyorlar. İşte ne var? Çekici parası, sonra otopark parası, otoparka çektikleri için işte günlük ücret herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bir de cezanızın parası, ödediğiniz cezanızın parası. Ben 1200 lira civarı falan bir ceza yedim. Egzozun gürültülü, işte abartı egzoz diye tabir edilen stilde bir egzoz olduğunu söyledi. Halbuki öyle bir şey yoktu. Egzozum orijinaldi, hiçbir sıkıntım da yoktu. Neyse, cezamı yazdım, cezamı ödedim. Aracı men ettikten sonra TÜRK'e gidip orijinal egzozumdur diyerek bir belge çıkarttım. Tabii bunun için tekrar emisyona girmeniz gerekiyor. Emisyonu tekrardan şey yapıyorlar, süresini tazelemiş oluyorsunuz, hem öyle söyleyeyim. Emisyon giriyorsunuz tekrardan. Orijinaldir veya sıkıntısı yoktur, güzeldir, doğrudur belgesi aldıktan sonra emniyete gidiyorsunuz. Emniyette de memur bey arkadaşlar araca fiziki olarak bakıyorlar. Bundan sonra araçtaki, aracın üzerindeki men cezasını kaldırıyorlar. Rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Daha sonra adliyeye gidip dediğim gibi birkaç belgeyle ödeme dekontunu da falan üzerine ekledikten sonra dava açıyorsunuz. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Dava açmak ücretsiz dediğim gibi. 2-3 belge evrak dolduruyorsunuz, veriyorsunuz. Korkulacak, çekinecek hiçbir şey yok. Ve bunu da herkesin yapmasını istiyorum, rica ediyorum yani. Çünkü niye? Haksız yere yazılan cezalara biz millet olarak, halk olarak sustuğumuz sürece bu tarz eylemleri daha çok yerine bu arkadaşların getireceğini biliyorum, biliyoruz. Çünkü hani devlet bunlara bir yetki vermiş. Denetimi de herhalde çok fazla olmayınca bu şekilde farklı kişilere ceza rahatlıkla yazabiliyorlar. Kim olduğunuza, ne olduğunuza hiçbir şekilde bakmaz. Cezayı yazar. Ben ceza tutanağını, makbuzu imzalamam derseniz arkadan plakanıza yazar cezayı. Her türlü o ceza size ulaşır. Çünkü böyle bir sistem var maalesef ki. Yani bazen haklıdır, doğrudur, uygundur ama bazen işte canı yanan insanlar oluyor. Daha fazla insanın canı yanmaması için de böyle bir video çekmek istedim ben. Dediğim gibi cesaretli olun. Yok başım derde girer mi, belaya girer mi? Hiç temiz,
Parayı da ben geri almak için şu anda tabii ki de davam kabul oldu. Ben emsal teşkil eden şeyler ekledim. Kendim araştırmalarımı ekledim. Şöyle söyleyeyim. Egzoz cezanız, yani eğer egzozunuzun orijinal olduğunuza inanıyorsanız kimse size ceza yazamaz kolay kolay. Yazdıklarında da işte belli şartlar vardır. Mesela kanunu ve kuralı inceledim. İşte belli devirler var. İşte rölantide şu kadar desibelde ses çıkması lazım. İşte 1000 devirde şu, 1500, 2000, 3000 devirde bu ses düzeylerini aşmaması gerekiyor araçların. Farklı araç tiplerine göre tabii ki de orada kanunda, kuralda farklı motor tiplerine göre yazan değerler var. O yüzden siz bu bilgilere sahip olursanız kolay kolay polis size ceza yazmaz. Çünkü bana ceza yazan arkadaşın elinde ne bir ses ölçer bir alet, ne bir kayıt, tutanak, teknik bir veriye sahip, bana o cezayı yazmasını gerektirecek hiçbir unsur, kriter yoktu. O yüzden ben bu cezaya iptal edilmesi için dava açtım. Dediğim gibi davam kabul oldu. 2 ay falan süresince hemen hemen baktım ÜYAP'tan. 2 ay sürmüş tam hatta. Davam kabul olmuş. Paranızı geri alma kısmı var şimdi. Parayı nasıl geri alıyoruz? Arkadaşlar vergi dairesine gidiyorsunuz. İşte diyorsunuz ki ben böyle böyle cezam benim iptal oldu. Bunu geri almak istiyorum. Oradaki arkadaşlar size bir dilekçe örneği veriyor. Dilekçenin üstünde ne var? İşte isim, soy isim vesaire, TC. Paranın geri yatırılmasını istediğiniz IBAN numarasını yazıyorsunuz. Sonra mahkeme kararının çıktısı ve ödemiş olduğunuz cezanın dekontu. Bu üç belgeyi vergi dairesindeki arkadaşa veriyorsunuz. Onlar gerekli işlemleri yaptıktan sonra valla internette araştırdığıma göre ben daha yeni yaptım bu başvuruyu. 2 hafta diyen var, işte 1 ay diyen var, 1 haftada diyen var. Yani artık ona bakacağız. Çok da önemli değil. Önemli olan sizin davayı kazanmış olmanız ve paranızı geri alabilme ihtimalinizin olması. Dediğim gibi 1200 lira hiç az bir para değil. Yani benim canım yandı, vardı param o şartlarda ödedim. Ama daha farklı şartlarda arkadaşlarımız zor durumda kalabilir. Bu da şöyle bir şey söyleyeyim. En önemli etken parayı olabildiğince erken yatırım ve 15 günlük itiraz süresini geçirmeyin kesinlikle. Yoksa büyük ihtimalle daha büyük sıkıntılar, sizi daha çok uğraştırabilecek durumlar için girebilirsiniz. Cezayı hemen en kısa sürede ödeyin. 15 gün içinde de adliyeye gidip davanızı, karşı davanızı açın ve mahkemenizi kazanın. Buradaki çerçevede en önemli şey haklı olduğunuzu kesinlikle %100 bilin. Bu orijinal egzoz olur, başka bir şey olur. Yani başka standartlara uymuyor gözükür. Polisin inisiyatifine kalmasın. Siz orijinal olduğunu, gerçek olduğunu bir şüpheniz varsa da en yakın yetkili bayiye gidip sıkıntı olan noktayı gösterip onlardan da fikir, görüş alabilirsiniz. Orijinaldir, değildir, sıkıntılıdır vesaire gibi görüş alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla da davanızı açabilirsiniz. Kimsenin korkmasını, çekinmesini istemediğim için böyle bir video yapma gereği duydum. Böyle bir yaşadığım olayı size anlatmak, bilgilendirmek istedim. Yorumlarda sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Daha detaylı bilgileri veririm. Zaten karar tutanağını da sizinle paylaşacağım. Dilekçenin örneği de eğer varsa E-Devlet'te gözüküyor sanırım. Onu da paylaşacağım. Nasıl bir dilekçe yazdığımı, nasıl bir tarzda yazdığımı. Onu da paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi gönlünüz rahat, içiniz ferah olsun. Davanızı açın, paranızı geri alın. Kimseye paranızı kaptırmayın, bırakmayın. Para kolay kazanılmıyor. Bu memur arkadaşlara evet bir yetki verilmiş. Ama bunu kötüye kullanan arkadaşlar da olabilir. Canınız yanmasın, içiniz sıkılmasın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.